Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için gazete baklavası tarifi hazırlıyorum. Tarifimize hiç bekletmeden hamurumuzu hazırlayarak hemen başlayalım. 50 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu. Tüm malzemeleri elimizle yoğuralım. 1 adet tam yumurta. 6 su bardağı unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, tezgah üzerine aldığım hamuru 5 dakika boyunca yoğurma işlemine devam ediyorum. Yoğurduğum hamuru ortadan ikiye kesiyorum ve 24 eşit bezi olacak şekilde keserek yuvarlıyorum. Evet, yuvarlayalım. Serpilmiş geniş bir tepsinin içine alalım. En az 1 saat dinlenmesi için bir kenarda bekletelim. Dinlendirdiğim bezeleri nişasta ve un karışımı ile oklava yardımıyla ince olana kadar açalım. Açabildiğimiz büyüklükte açalım. Evet, tüm yufkaları açtım. Üst üste bekletiyorum. Oklavaya bol olacak şekilde saralım. İki taraftan ittirerek büzgü yapalım ve dikkatli bir şekilde oklavadan büzgümüzü açalım. Bu şekilde hazırlayarak tezgahın bir kenarını alalım. Şöyle 5-10 dakika kuruması için dinlendirelim. Evet, büzdürmeye devam ediyorum. Evet, bu kadar yeterli olacaktır. Yapım aşamasına hemen başlıyorum. Fırın kağıdının üzerine bir adet yufkayı alalım. Gram tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağ erittim. Köpüğünü aldım. 2 kat yufkayı her katını yağlayarak kağıdın üzerine alıyorum ve kenarlarını keserek orta kısmına alalım. Bolca ceviz serpelim. Ceviz yerine fındık, fıstık da kullanabilirsiniz. Fırın kağıdı yardımıyla rulo saralım. 2 parmak genişliğinde gazete baklavamızı keselim.
fırın tepsisini alalım. Evet, tekrardan aynı işlemi yapmaya devam edelim. Tepsimiz dolana kadar. Bu ölçülerle 2 tepsi baklava çıkıyor. Dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben gazete baklavası olarak hazırlıyorum. Evet, hazırladım. Kalan yağı da fırça yardımıyla üzerine sürerek bolca gezdiriyorum. Evet, pişmeye hazır. 170 dereceli alt üst fırının alt rafını alalım. Üzerine bir tepsi kapatalım. Tepsiyle 1 saat baklavamızı pişirmeye bırakalım. Şerbetimiz için 4 su bardağı toz şeker. 4,5 su bardağı içme suyunu tencereye alalım. Fırınımızı 165 dereceye indirelim 10 dakika sonra. 1 saat sonra da üzerinden tepsiyi alalım. Kaynayan sıcak suya şekerimizi atalım ve eriyene kadar karıştıralım. Şöyle 5-6 damla limonun suyunu sıkalım. Kaynamaya başlayınca dakika tutalım. 30-35 dakika orta ateşte kaynatalım. Biraz sonra dereceyi 160 dereceye düşürelim. Betimiz parlak olması için bir parça tereyağı atalım. Evet, 1 saat 30 dakika sonra fırından çıkartıyorum. Şerbetim de kıvam aldı. Altını hemen kapatıyorum. Ocağımı kısık olacak şekilde ayarlıyorum. Fırından çıkardığım nar gibi baklavayı ocağın üzerine alıyorum. Sıcak tatlıya sıcak şerbetimizi 2 aşamada verelim. Sıcak üzerinde 1-2 dakika bekletelim. Daha sonra tezgah üzerine alalım. Kalan şerbeti de 5 dakika sonra verelim. Saat dinlenmeye bırakalım. 1 saat sonra baklavamızı süsleyebiliriz artık. Şıtır şıtır gazete baklavamız hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.